Diğer partilerin yan yana atlarının birlikte anılmasından rahatsız olmayacağı bir parti Saadet Partisi. CHP bile Saadet Partisi ile beraber hareket edebilir. Kendi tabanından birileri belki itiraz edebilir ama büyük ölçüde Saadet Partisi'ne karşı bir, yani şöyle söyleyelim toplumun diğer kesimlerinin kendisine oy vermeyen kesimlerinin nefret ettiği bir parti değil. Hiçbir şekilde böyle bir özelliği yani böyle bir durumu olmayan bir ilginç bir görünümü var. Ama bence en önemli hususlardan birisi şu. Saadet Partisi bugün teorik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oy alma, oy çekme potansiyeli en yüksek olan parti. Ki bu da çok normal çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi aslında öteden beri normal olarak Saadet Partili olarak görebileceğimiz, Saadet Partisi'ne sempatiyle bakan geniş bir kitlenin de oyunu alabiliyor. Çünkü buradaki temel mesele Saadet Partisi'nin barajı aşamayacağı, baraj aşması, yani Saadet Partisi'ne verilen oyların, verilecek oyların boşa gideceği görüntüsü. Bu nedenle çok sayıda insanın Saadet Partisi ilk tercihleri olsa bile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değişik seçimlerde tercih ettiğini biliyoruz. Şahsen e, sahada bunu birçok seçimde gözlemlemiş bir gazeteciyim. Eğer Saadet Partisi bir şekilde barajı aşma ihtimali belirirse, net bir şekilde belirirse, o zaman bu ödünç giden oyların önemli bir kesimi geri gelebilir ve bu da tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zor durumda bırakabilir